Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere bir video hazırlayayım dedim. Koyunlarımızı çıkardık meraya, babam götürdü şimdi. Kuzularımızı biraz önce yemledim. Video çekemedim. Şimdi kuzularımızı açacağız. Kuzularımız buralarda oynarken ben atımızı alıp eğerleyeceğim. Ardına atımızla birlikte koyunlarımın yanına gideceğim. Atla birlikte koyunları güdeceğiz bugün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin kuzuları açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzularımız büyüdü maşallah. Şimdi sularını içecekler. Ardından buralarda bunlar böyle geziyorlar, oyalanıyorlar. Bunlar yeni aldığımız oğlaklarımız. Şimdi gelin arkadaşlar, şöyle atımızı alalım, ardından hazırlayıp gidelim. Artık kuzularımız anneler yayılıp gelinceye kadar bu şekilde buralarda oynuyorlar arkadaşlar. Bunlara serbest. Biraz yayılıyorlar, biraz geziyorlar. Böyle bunlar alıştırdık biz bunları. Bu süreçte buralarda geziyorlar anneleri yayılımdayken. Bunları sabahtan götürmüyoruz bilerek yorulurlar diye. Şimdi gelin atı getirelim. Ardından koyunların yanına gideceğiz. Süpürge koptu. Anne süpürge kopmadı ya. Ben de bir şey yapayım. Arkadaşlar. Bekle. Şimdi atı eğerledik. Şu tarafa geç. Eğerledikten sonra eğer ki buna biz karın kolanı denir buna. Eğer ki bu karın kolanını iyi ayarlayıp iyi sıkmazsan atın üstünden düşersin arkadaşlar. O yüzden sıkabildiğin kadar İyi sıkacaksın ki attan düşmeyesin. Gördüğünüz gibi iyice sıkıldı. Üzengilerimizi indirdik. Şimdi ben bir elimi yüzümü yıkayıp oradan ata bindiğimde tekrar videoya geçeceğiz arkadaşlar. Kapat. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlığımı yaptım. Bir şişe su kattım cebime. Şimdi atımı bineceğim. Ardından devam edeceğim.
Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıya ininceye kadar videoyu açamadım. Dağdan inerken zor oluyor. Şimdi videomuzu açtım. Babamıyla karşıda. Onların yanına gidiyorum şimdi. Böyle bir video çekelim dedim sizlere. Arkadaşlar, atla video çekmesi zor oluyor. Yoksa koyuna giderken sizlere böyle at üstünde daha çok daha farklı videolar çekmek istiyorum. Fakat atın üzerindeyken telefon tutması gerçekten zor oluyor. Biraz hızlı gidelim desen çok sarsıyor kamerayı. Birkaç defa denedim. Çok sarsılıyor görüntü. Onun için böyle yavaş yavaş gideceğiz artık. Zaten koyunun başındayken illaki bu şekilde yavaş hareketler ediliyor ama şimdi koyuna giderken, koyunu bir de çıkardığımda, ilk defa koyunla beraber çıkardığın zaman, atlı gitmeye kalktığı zaman video çekmesi oldukça zor oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, atımızı bindik. Doğal. Şu güzellik. Hava bugün de biraz bulutlu. Tam at binmelik bir hava. Ortamın güzelliği. Şöyle sizlere çekelim. İşte biz bu havada, bu güzelliklerin içinde koyunlar gütmek için uğraşıyoruz arkadaşlar. Güdüp oradan 3 kuruş 5 kuruş paramızı kazanıp bu hayatı yaşamaya çalışıyoruz. At binmesi ve ayrı zevkli oluyor bu havalarda. Gördüğünüz gibi şu havada, hani zenginler trekking diyor ya, artık biz atla işte her gün böyle trekking yapıyoruz. Oğlumu biraz biraz alıştırdım. Çok hırslı oluyor ilk bindiğin zaman. O yüzden de binmesi zor oluyor. Yalnız şu anda alıştı yavaş tempo gitmeye. Rahvan bir at arkadaşlar atımız. Rahvan yürüyüş stiline sahip. Yani dört nala değil, bu hipodrom atlarından değil. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun da yarışlarını hazırladığı Rahvan atı arkadaşlar. Rahvan at yarışlarını hazırlanıyor. Rahvan demek arkadaşlar, üzerindeyken kahve içebilecek rahatlıkta olmak demek. Yani şu anda biz atın üzerindeyken şu anki süratimiz yok. Normal yürüyüş adımlarıyla gidiyoruz ama şu anda biraz hızlandığı takdirde, adımlarını attığı takdirde, adımlarını atarken rahvan demek üzerinde kahve içebilecek rahatlıkta olmak demek arkadaşlar. Yani at üzerindeyken atıyorum bu şu anda 30-35-40 süratlarına ulaştığı zaman, 40 kilometre, 30 kilometre, 25 kilometre bu süratlara ulaştığı zaman, bu süratlarda atın üzerinde kahve içebilecek rahatlıkta olmak demek arkadaşlar. O kadar rahatsın çünkü at sarsmıyor. Yani adım adım halinde, yani bir adımını atarken diğer adımını geriden atıyor. Adım halinde hızlandığı için dört nala atları gibi değil. Tabii ki dört nala atlarının da ayrı bir zevki vardır. Fakat bunun zevki de, bu rahvanın zevki de bir başka oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün koyunların başına geldiğimizde sizlere flashing uygulamasını nasıl yapıyoruz, koyunlara koş katımını nasıl gerçekleştiriyoruz, herhangi bir ilaç uyguluyor muyuz, herhangi bir implant mantar uygulamıyor muyuz, ne şekilde toplu doğum gerçekleştirmeye çalışıyoruz, yaptığımız flashing uygulamasından ne şekilde yani faydalanıyoruz, faydasını alıyor muyuz,
veya eksiklerimiz neler, bir dahaki seneye düzeltmemiz gereken şeyler neler, onları da atın üzerinde, koyunların başındayken bir videoda, bu videoda onu anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi şöyle şuradan koyunlarımızın içine doğru gireceğiz. Köpekler geliyor, köpeklerden ürkebiliriz. Oğlum, Şila! Şila! Şşş! Ne oluyor? Ne oluyor? Bizi yabancı sandılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni görünce çekildiler. Zombili ve annesi. Pssss. Maşallah. Zombili. Koyunlar da biraz ürküyor arkadaşlar attan da. O yüzden çok fazla yanına yanaşmak istemiyorum. Şöyle Huamgillerin yanına doğru geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle koyunlarımızı doğru çevirelim kameramızı. Flashing uygulaması hakkında biraz sizlere nasıl yapıyoruz, koş katımını nasıl yapıyoruz anlatayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi koyunumuzun içinde koç yok. Şu anda koç olsa koyunumuzdan koçu gelecek, koyunlarımız var. Fakat toplu doğum istediğimiz için atımız da huysuzlaştı tam zamanında. Tamam. Toplu doğum olması için arkadaşlar toplu bir koç katımıyla bu işi bu şekilde çözüyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yani bizde mantar veya şey olmuyor, yani implant tedavi şey yapamıyoruz. Çünkü bizim buralarda hava şartları ve hani ot, yem, şey maliyetler 2 yılda 3 doğumu kaldırabilecek kapasitemiz yok. Onun için de bizde yılda bir doğum yapıyoruz. Onun için biz bunu 5. ayda, 5. ayın ortalarında koş katımını anca o zamanlar yapacağız. Yani bunu da koş katımını yapmadan bir ay önce arkadaşlar, fırsatım olursa onları da sizi çekerim nasıl yaptığımızı. Tam koçu katacağımızdan bir ay önce arkadaşlar koyunlarımıza iç parazit ve dış parazit tedavilerini uyguluyoruz. Yani neler, mesela dış parazit olarak bir sırt üstü ilaçları var. Onlardan uygulayabilirsiniz. İç parazit içinde hapları da var. Hani ayrıyeten iğneleri de var. Hani bunların da isimlerini ben size sorarsanız söyleyebilirim mesaj olarak veya yorumda ben size isimlerini verebilirim. İç parazit, dış parazit uygulamalarını tam bir ay önceden yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir ay önceden yaptıktan sonra dış parazit, iç parazitleri ardından 10 gün sonra koyunlarımıza yeme başlayacağız. Yani arpaya başlayacağız. Arpa vereceğiz. Yani o süreçte koç katımından önce o sürece iyi girmeleri lazım. Atımız delirdi. O sürece iyi girmeler lazım. O yüzden yeme başlıyoruz tam son 20 günlük süreçte. O 20 günlük süreçten önce 21. yani 21 gün önce bir o gün ademin ve yeldif uygulaması yapıyoruz. Yani ademin arkadaşlar vitamin uygulaması, yeldif de bu beyaz kas hastalığı için uygulanan bir tedavi de uygulanan bir şey. Yani koç katımından 30 gün önce iç parazit dış parazit ile uygulamalarını yaptık. Hayvanların içi o bir aylık süreçte iç parazit dış parazitten kurtuldu. Vitaminlerini yaptık. Ardından vitamin ve beyaz kas hastalığı için olan iğnemizi de yaptıktan sonra 20 günlük yoğun tempoda bir yemleme yapıyoruz. Aynı anda hem koyunlar merada hem de meradan geldikten sonra sabah akşam yoğun tempoda bir arpa yemlemesi yapıyoruz biz. Arpada arkadaşlar biliyorsunuz ki enerji çok fazla. Atımız durmuyor. Arpa yemlemesi yapıyoruz 20 günlük bir süreçte. Bu süreçte arkadaşlar koyunlarımızın hem vitamin olarak koyunlarımız vitaminsel kendilerini, yani iç parazitten diş parazitten koruyor. Hem de içleri temizlenmiş oluyor. Hem de bu süreçte, yani koyunlarda biliyorsunuz ki arkadaşlar, bir saniye şu attan ineceğim. Arkadaşlar atı babamı verdim. Ben üzerindeyken durmadı. İlla yayılmak istiyor. Onu babam tutsun.
biz sohbetimizi, muhabbetimizi devam edelim. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi iç parazit dış parazit uygulamalarını 30 gün önce yapıyoruz. Ardından 20 gün önceden yem vermeye başlıyoruz. Yem vermeye başlamadan önce arkadaşlar ademin ve yel tif uygulamalarını yapıyoruz. Bunların da içeriklerini ben size anlatırım ama anlattım zaten, fakat hani şeylerini farklı konularda, illaki bu benim verdiğim isimler ticari adları ilaçları. Ticari adlara takılmayın. Yani bu vitamin ve bu bizim bu yörede beyaz kas hastalığı görüldüğü için biz de yel dif yapıyoruz. Ama hani sizin oralarda beyaz kas hastalığı görünmüyorsa bunu yapmanıza gerek yok. Ardından 20 gün yoğun bir beslemenin ardından koçlarımızı koyunlarla buluşturuyoruz arkadaşlar. Bu süreçte illaki genel olarak toplu bir doğum gerçekleştiriyoruz. Fakat koça gelip tutmayanlar oluyor veya koça gelmeyenler oluyor. Bu süreci takip edip yani olabildiğince yoğun bir şeyde, hani hiç yoksa günlük bir 15-20-25 koyunun koça geleceği şekilde, bu şekilde yapıyoruz. Diğer türlü arkadaşlar maliyetler, yani yem maliyetlerimiz yüksek. Gördüğünüz gibi bulunduğumuz yerlerde zaten çok fazla ot varlığımız yok. Ondan dolayı herhangi bir implant veya mantar uygulaması yapmıyoruz. Ama koyunlarımızın ırkını yavaş yavaş biz değiştirmeyi düşünüyoruz. Değiştirdikten sonra belki bir doğumu farklı. Şimdi aldığın, dışarıdan alınan hayvanda doğum periyotları farklı oluyor. Periyotlarını düzeltmek için aldığımız süreçte eğer ki bir implant uygulaması yapmayı veya mantar uygulaması yapmayı düşünülebilir. Ama şu anda öyle bir şey yapmıyoruz. Toplu bir şekilde koçumuzu koyunlara katacağız arkadaşlar. Biz bunu, eğer ki koçun kondisyonu iyi değilse ikizlik oranları düşük oluyor. Koyunu bu 20 günlük yemleme, iç parazit, dış parazit uygulamaları yapmadığın takdirde yine ikizlik oranları yine düşük oluyor. Veya doğum ağırlıkları düşük oluyor. Yani doğum ağırlığı düşük olduğu zaman da, doğum ağırlığı yüksek olan bir kuzuya göre doğum ağırlığı düşük olan kuzu fayda etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kışı bu sene biz biraz zor geçirdik. Yemlerimiz yetmedi, şey olmadı. Ama koyunlarımız biraz biraz kendini toparlamaya başladı. Tüylerini atan koyunlarımız var. Tüylerini atma sebepleri de işte kıştan çıktıktan sonra, bir yemden çıktıktan sonra otlama sürecinde bir zayıflamaya geçiyor. Zayıflayıp tekrar toparlamaya başladığı için de bu şekilde tüy dökmeleri gerçekleşiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Koyun! Tamam. Tamam. Arkadaşlar ne kadar ot güzel olursa olsun, bu koyun milletinin gözü böyle ekinlerde olur. Nerede olursa olsun. O yüzden koyunun başına arılar girdiğimiz zaman 2 kişi 3 kişi geliyoruz. Koyunlarımız doydu oldu zaten. Biz bunları yavaştan birazdan çıkaracağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımı sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten bitiş ekranında da oynatma listelerimi ekleyeceğim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beni desteklemek için videolarımı paylaşırsanız da sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Esenle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Köylü milletin efendisidir.